okulumuzda biz 2019 Ocak ayı itibariyle kimya teknolojisi alanımızda toplamda 24 farklı temizlik ürünleri üretimimize başladık ve bu üretimler için piyasanın taleplerini karşılıyor iken dünya ekseninde ortaya çıkan koronavirüs rahatsızlığından kaynaklı ve bu rahatsızlığın da ülkemize sirayetinden ötürü bakanlığımızın talimatları doğrultusunda biz şu an yüzey dezenfektan üretimine hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Günlük 10 ton üretim kapasitemiz var iken biz bunu 12 tona hatta 13 tona kadar da çıkarma için canhıraş bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bu üretimimizde toplamda 51 öğrencimiz ve 8 öğretmenimiz iki vardiya halinde çalışıyorlar. Ürettiğimiz ürünleri ilimiz merkezindeki kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerini karşılama amaçlı üretim yapıyoruz. Aynı zamanda ilimizle sınırlı kalmayıp da bölgemizdeki Van, Şırnak, Siirt, Mardin gibi illerinin de taleplerini karşılamak için çalışıyoruz. Öncelikle en azından merdiven altı üretimlerin de ihtiyaç olmaktan çıkma konusunda destek sunduğumuzu düşünüyorum. Kamu kurumu olduğumuzdan ötürü bakanlık onaylı bir üretim yapmamızdan kaynaklı piyasanın taleplerini karşılama noktasında bir imdat durumunda başvuru merkezi olduğumuzdan ötürü de öğrencilerim ve öğretmenlerim adına seviniyorum ben de. Ama bu üretimin başlamasından öncesinde bizler normal gündelik yaşamda kullanılan sıvı sabun, köpük sabun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, oda spreyi gibi ürünlerin taleplerini karşılıyorduk ve bu şekilde de yine çalışmalarımız devam ediyordu. Ama bu rahatsızlığın ortaya çıkmasından ötürü biz diğer deterjan ürünlerini kısmi bir şekilde bir kenara bırakıp hızlı bir şekilde yüzey dezenfektanları üretmeye başladık. Korona günleri birçok şeye olan aşırı talep nedeniyle kara borsa günleri olarak da tarihe geçecek gibi. Sıkıntısı çekilen ürünlerden biri de temizlik malzemeleriydi. Diyarbakır'daki bu okul sayesinde bu sıkıntı bir nebze de olsa atlatıldı. Mahmut Bozarsan, VOA Türkçe, Diyarbakır.